Değerlerimiz programından merhabalar sevgili seyirciler. Yine bir pazartesi ve canlı yayında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Hamza Ömer Turan Bey konuğumuz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Değerlerimiz konusunu konuşacağız, konuşuyoruz her hafta. Fakat bu sene, bu haftaki programımızın başlığı hayat pahalı olacak. Yani belki bazı izleyenlerimiz diyebilir, değerlerimizle hayat pahalılığının ne alakası var gibi bir cümle sarf edebilir, içlerinden böyle düşünebilirler. Ama şu da bir gerçek ki evinin geçimini sağlayamayan ve bunu düşünen bir insana da değerlerini yaşaması o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Özellikle bir aile babasını düşünürseniz veya bir anneyi düşünürseniz, çoluğuna çocuğuna yemek yediremezse hangi değerlerini yaşamaktan bahsedebiliriz ki? Yani bununla bayağı ilgisi var aslında bu konunun. Şu günlerde de herkes hayat pahalılığından bayağı ağlıyor açıkçası. Ekranlara baktığımızda hangi kanalı çevirirseniz çevirin. Çarşı pazardaki sıkıntılardan dem vuruluyor. Hayat pahalılığının arttığından yani giysiden yiyeceğe kadar her konuda. Bu konunun değerlerimizle ilgisini de beraber ele alarak açıklamalarınızı rica ediyoruz. Buyurun. Evet. Hani alt yazımızda da KJ'de de Türkiye'nin gerçek gündemi geçim sıkıntısı, yoksulluk olarak zaten gündemi belirledik dediğiniz gibi. Şimdi elbette ki şöyle başlamak istiyorum söze. Yani bugün mesela yeryüzünde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğunun fakirlik, yoksulluk sınırının çok çok altında ve hatta yine çok ciddi bir bölümü de neredeyse yaşamıyormuşçasına bir yokluk içerisinde olduğu bir gerçek. Bunlar da özellikle baktığımız zaman esasında ki bu insanların yaşadıkları ülkelerde aslında müthiş bir doğal zenginliklerin olduğu da bir gerçek. Bütün bunlara rağmen hani insanlar bu kadar fakirlik, yoksulluk niye çekiyor? Yani halbuki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki ben bütün insanların, bütün yarattığım mahlukatın rızkına kefilim diye bize bildiriyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bizim için seçtiği, yani insanlar için bu dünyada seçtiği şey fakirlik midir, yoksulluk mudur ve bu zulüm, bu fakirlik ve yoksulluk altında ezilmesi midir, zulüm görmesi midir? Allah böyle bir şeyi kullarından ister mi? El cevap elbette ki istemez. Çünkü istemediğinin delili de işte Kur'an-ı Kerim'de yarattıklarının, insanların rızkının kefili olarak Cenab-ı Hak kendisini gösteriyor. Dolayısıyla her kulun, her yaradılanın muhakkak bir rızkı, geçimi temin edileceği Kur'an'a göre söz konusu. Böyle olmasına rağmen ve artı bir de gönderdiği peygamberlere bakıyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Mesela bu böyle düzenleri Allah-u Teala yeryüzünde kurmuş. El cevap kurmuş. Mesela ne zaman? İşte Hazreti Süleyman döneminde, Hazreti Davut döneminde, Hazreti Yusuf Aleyhisselam döneminde işte peygamberlerle beraber gelen hayatlarda bakıyoruz ki bunların çok ciddi örnekleri var. İnsanlar Allah'ın koyduğu çerçevede hareket ettiği zaman herkes en azından insanca yaşayacağı bir hayat standardını elde edecek imkanlara sahip. Ama tabii insanlar hani hadis-i kutsi'de geçiyor. Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa o bir ikincisini ister. Onun gözünü ancak bir avuç toprak doyurur. Bu manada baktığımız zaman geçmişte tarih aslında bizim önümüzde bir gerçek vaka olarak duruyor. Günümüze de hemen aynı onu uyarlayabiliriz. Bu manada baktığımız zaman belli insanların açgözlülüğünden kaynaklanan gücü, kuvveti, her şeyi kendi ben tutayım, benim elimde olsun ve bunun neticesinde de ben her şeyin sahibiyim mantığından kaynaklanarak diğer insanların hakkı olan varlıkları ellerinden kurdukları düzenle, bunların adına işte bir dönemde firavunların yönetimi dendi, hamanların yönetimi dendi, nemrutların yönetimi dendi.
daha yakın çağlarda farklı şeyler dendi. Günümüzde de efendim liberalizm dendi. Yani bir şekilde para, güç birilerinin elinde oluyor ve bunlar kurdukları düzenlerle beraber, çıkarttırdıkları kanunlarla beraber büyük insan kitlelerinin sömürülmesine sebep oluyorlar. İşte bu gerçekten hareketle baktığımız zaman esasında Allah kullarının her birinin dünyada şerefiyle yaşayacakları bir hayat standardını onlara sunuyor. Fakat yine imtihan maksadında ve imtihan sırrında olan bir gerçekle de o insanlardan bir kısmı diğer insanları yok etmek, onların hakkını gasp etmek adına bir hareketle beraber insanların büyük bir çoğunu sömürü içerisinde, yokluk içerisinde, yoksulluk içerisinde kalmasına sebep oluyor. Bu girişten sonra günümüze gelirsek eğer, hani çok tarihte durmaya da gerek yok çünkü bunlar hemen biz günümüzde, bugün ülkemizde ve etrafımızda biz bunu yaşıyoruz yani. Özellikle hani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeni içerisinde işte liberal ekonomik sistem, daha sonra da neoliberal ekonomik sistem gibi adlarla, değişen değişik adlarla ama netice itibariyle esasında modern sömürü, modern kölelik, insanlar için modern kölelik, o gücün sahibi olan insanlarda modern sömürü. Fakat bunu güzel kelimelerle, özgürlük, kardeşlik, demokrasi, efendim adam mesela filanca ülkeye, Irak'a demokrasi getirecek, kafasına efendim tonlarca, yüz binlerce ton bomba yağdırıyor. Bilmem efendim, bilmem ne kadar sortu uçuş yapıyor ve orada milyonların ölmesine vesile oluyor. Malının, mülkün heder olmasına vesile oluyor. Ve ondan sonra da ben sana demokrasi getirdiğim için dolayısıyla ben burada büyük bir harcama yaptım. Şimdi bunun karşılığı olarak senin altınlarına, madenlerine, efendim yeraltı, yerüstü neyse zenginliklerine ve insan kaynaklarına el koyuyorum. İşte onlarda benim payım vardır. İşte ondaki payım efendim onu artıracaksın. Onu artır derken işte bu dünya ülkelerine bakıyorsun. İşte elmas zengini olan ülkelerdeki halkların yoksulluk içerisinde bir dolar bile günlük kazancı olmadığı halde yaşayan efendim insanların olduğunu görüyoruz. Veya petrol zengini olan ülkelerde bakıyorsun ki o ülkelerin halklarının fakirlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bizim ülkemize bakıyorsun. Osmanlı 600 küsur senelik büyük bir devlet, Türk devleti kurulmuş ve gerçekten olduğu dönemde çok ciddi imkanlarla beraber dünyada kendi tebasını ve etrafındaki milletlere de örnek olmuş ve kendi tebasında en güzel şartları da bakmış. Fakat daha sonraki dönemlerde işte öyle bir hale gelmiş ki dışarıdan borç almaya başlamış Osmanlı. Borç aldıkça hatta bu çok çok uzun da bir süre değil. Yani son yani Osmanlı yıkılmasından önceki diyelim işte 70-80 yıllık bir süre içerisinde aldığı borçlarla beraber öyle bir hale gelmiş Osmanlı ki artık borçlarını ödeyemeyen fakat bu borçlarını ödememekten dolayı savaş meydanlarında galip gelse dahi masa başında mecburen mağlup olan bir devlet haline gelmiş. Çünkü adam dedi kardeşim tamam ama senin bana borcun var. Fransa, efendim İngiltere, İtalya, efendim diğer ülkeler hepsi bastırıyor. Benim borcum var. Borcunu bile ödemiyorsun. O zaman bu savaşın sonucu benim için önemli değil. Ben o borcumu almak için işte senin limanlarına çökeceğim. Senin efendim tekeline çökeceğim. Senin işte madenlerine çökeceğim. İşte filanca yerdeki madenleri ben işleteceğim gibi insan gücünü ben kullanacağım gibi bir sürü dayatmalarla beraber Osmanlı'yı sıfırla çarptılar. Ve en sonunda da Sevr Anlaşması'yla beraber hatta Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bu son zamanlarda partisinin yapmış olduğu il kongrelerinde de bu konuya temas ediyor. En son Kayseri konuşmasında da bizzat dinledim ve gerçekten de hoşuma da gitti. Burada onu ifade etmek istiyorum. Milletimizin de bu konuda ayık olması lazım. Osmanlı mesela son savaşlarında galip gelmesine rağmen işte Çanakkale'de büyük bir destan yazmasına rağmen en sonunda böyle bir destanın arkasında aslında yapılacak olan şey ne olması lazım? Bu zaferin masa başına taçlanması lazım. Ama masa başına biz hezimete uğradık. Mondros ve Sevr'le beraber bir baktık ki Osmanlı her şeyini kaybetmiş.
Ordusu tehriz edilmiş. Limanlarına çökülmüş, efendimizin madenlerine çökülmüş. İşte başkenti İstanbul işgal edilmiş ve Cumhuriyet kurulduktan sonra da devam edilmiş. Yani 1918'den 23'e kadar yaklaşık 5 yıl işgal altında kalmış. Yani Cumhuriyet kurulduktan 3 yıl daha devam etmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk o işgal altındaki ve elimizden çıkmış olan İstanbul'u İngilizlerden geri alan son fatihtir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla bunu da burada hani antiparantez söylemiş olalım. Bu manada baktığımız zaman esasında Osmanlı'nın parçalanmasının sebebi ekonomik çöküşü ve dışarıdan aldığı borçlardır. Yurt içinden, yurt dışından, bankerlerden aldığı borçlarla beraber iflas etmiş ve senin varlığın nedir demişler padişaha veya devlete, işte yönetime. Benim varlığım bu topraklardır, bu madenlerdir, işte şu limanlardır falan. Tamam, o zaman ben alacağım bunu. Para olmadan değerlerimizi yaşayamayız diye bir cümleyle giriş yaptım sizin şu anlattıklarınızdan sonra. İşin çok daha vahim olduğu, özgürlüğümüzün elimizden alındığı, toprağımızın, vatanımızın elimizden alındığı, namusumuzun, dinimizin, her şeyimizin elinden çıktığını görüyoruz. Yani bu kadar değerli bir şey aslında tabii, maddiyat dediğimiz tabii. Olay. Bak mesela hani Filistin o taraflardaki savaşta biz galip gelmemize rağmen, gerçi savunma olarak belki ara ara geri çekildik ama o savaşlarda Çanakkale'de galip gelmemize rağmen askerlerimize emir gönderiliyor. Diyor ki silahlarınızı teslim edin. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk mesela bunu kabul etmediği için görevden alınıyor. Ben diyor niye diyor silahımı teslim edeceğim diyor. Galip gelmişim ben, kazanmışım. Ve hatta askerlerine diyor ki siz de teslim etmeyin diyor mümkün olduğu kadar. Gidin diyor şehirlerinizde beni bekleyin diyor. Kafasındaki olan şeyi çünkü gerçekleştirecek. Bir bakıyorsun mesela askerler, komutanlar ağlayarak, efendime söyleyeyim hani gözyaşı dökerek, o ağlamak tabii aziyetten dolayı, yani hani onurluluktan dolayı o ağlamak, yoksa başka bir şeyden dolayı değil. Ben kazandım ama beni yönetenler kaybettiler. Aldılar efendim borçları, bilmem neyi falan. Beni yönetenler, beni sahaya süren insanlar beni rezil bir duruma düşürdüler dedi millet ve o fakr-ı zarureti yaşadı yani. Ve derken bizim hiçbir şeyimiz kalmadı ülke olarak. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sıfırdan yeniden bir milleti ayağa kaldırdı, bir devlet kurdu, kurumlarını oluşturdu, Osmanlı'nın borçlarını ödedi. Evet. Ve dünyada hem ülkesinde, bir de mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hani ülkeyi kurduktan sonra öyle işlere el bebek gül bebek yürümedi. Bir sürü isyanlar oldu. 24'te efendime söyleyeyim 28'de hatta 30-34'e kadar devam eden isyanlar oldu. Değil mi? Şeyh Said isyanı, efendime söyleyeyim Ağrı isyanları, ondan sonra efendime söyleyeyim işte o Dersim isyanları, efendime söyleyeyim daha farklı Güneydoğu'da başka isyanlar falan, birçok yerde ayrılıkçı isyanlar oldu ve bunlardan 6 sene uğraştıkları oldu. 4 sene uğraştıkları oldu. Mesela Ağrı isyanıyla 6 sene uğraşıldı yani. Yani çok büyük zayiatlar verildi ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bütçesinin 2-3 katı masraflar yapıldı orada. Yani zaten yeni kurulmuş, hiçbir varlığı olmayan bir devlet. Yani böyle bir ortamda, ama bir yandan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk o milletini ayağa kaldırmak adına tarımda büyük bir atılım yaptı, ticarette büyük bir atılım yaptı. Efendim söyleyeyim, ondan sonra işte madencilikte büyük bir atılım yaptı. Esnafını destekledik, çiftçisini destekledi, önüne geçti ve onlara yol gösterdi, yön verdi, örnek çalışmalar yaptı, çalışmalar yaptırdı, kurumlar oluşturdu, bizzat halkın içerisine girdi. Cesur olun, korkmayın, bizim geçmişimiz var, o geçmişimizdeki imanla beraber biz bunu sizle beraber başaracağız ki zaten hep halkına güvenmiştir Atatürk. Ve milletine şunu dedi, siz üretin, ahan size para, ahan size varlık, ben alacağım, merak etmeyin, siz yeter ki üretin. Ve bunun karşında hem de devlet olarak tabii önünü de açtı, daha modern bir hale getirmeye çalıştı. Fabrikalar kurdu, o fabrikaların her birisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk için birer kaleydi. Yani çağdaşma
çağdaşlaşmanın, kalkınmanın birer kalesiydi. Sadece fabrika olarak görmüyordu mesela Atatürk açtığı o fabrikaları. Her fabrikanın içerisinde efendim işte sosyal tesisler vardı. Okuma yerleri vardı. Efendim okul vardı. İnsanların işte gidip alışveriş edeceği hani böyle yerler vardı. Efendim sinemalar vardı, tiyatro vardı. Ondan sonra oradaki işçilerin çocuklarının efendim özellikle eğitimiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yani örnek oluşumlar oluşturuldu. Yani ülkeyi silahla kurtardıktan sonra ayağa kaldırmanın birinci yolu zaten ilk Milli İktisat Kongresi, yani Milli Ekonomi Kongresiyle başlıyor işe zaten. Ondan sonra çünkü her şeyin başı ve temeli ekonomiye dayanıyor. Ekonomisi insanların iyi olduğu zaman sinemaya da gider işte. Kültürünü de yaşar. İmanını da yaşar ve öğrenir. Okuma yazmasını da, genel kültürünü de geliştirir. Kısacası bir milleti ayağa kaldırmanın birinci yolu ekonomisini ayağa kaldırmak. Hemen mesela geçiyor. Orduyu hemen derledi, toparladı. Silah gücünü arttırdı. Efendime söyleyeyim. İşte dolayısıyla hani dışa karşı da o gücünü elde etti. İşte sanayi hamlesi yaptı. Dediğimiz gibi ticarette ciddi hamle yaptı. Tarımda kendi kendine yeten dünyada 7 ülkeden bir tanesiydik biz yakın zamanlara kadar. Evet. Ama şu anda maalesef her şeyi dışarıdan ithal eden ülke haline geldik yani. Yani bir millet, bakın Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın da dediği gibi, bir millet mesela çeşitli alet edevatsız yaşayabilir. Ama aç yaşayamaz. İşte yoksulluk dedi ki, evet. Aç yaşayamazsın. Ve hatta kendi kendine yeter bir tarım politikasından tamamen dışa bağlı bir tarım politikasına ülkeyi getirmenin hiçbir izahı yok. Evet. Yani bu gaflet midir, dalalet midir, artık onu milletimiz takdir etmesi lazım. Yani bu kadar varlık varken bu topraklar elimizden gitmiş değil. Niye biz bu hale düştük? O zaman tabii burada şunu görmek lazım. Demek ki yoksulluk, geçim sıkıntısı insanların kaderi değildir. Ama insanlar tercihleriyle beraber bu durumu kendisi için kader haline getirir. İşte mesela ülkemizde işte 4 yılda bir seçimler yapılıyor. İktidarlar değişiyor. Değişmesi de çok doğal. Veya değişmiyor. Değil mi? Yani işte seçimler yapıyor. Halkımız bir tercih kullanıyor. Bugün mesela bakıyorsunuz şu andaki hükümete bakalım. İlk ele aldıkları zaman dolar 1.25 civarındaydı. Şu anda 10 lira oldu dolar. Doğru mu? Doğru. Mesela Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımız şunu demişti. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Görün o zaman, bakın ne olacak diye. İşte doların, dövizin düşeceğini, efendim söyleyeyim, yoksulluğun ortadan kalkacağını, daha müreffeh bir hayat şartlarının olacağını, işte özgürlüklerin, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü falan filan, bütün bunların hep olacağını bize söz vermişti değil mi? Cumhurbaşkanı bu millete söz vermişti. Ama bugün mesela en basitinden fiyatlar uçmuş gitmiş. Dolar 10 lirayı yukarı geçmiş. Efendim söyleyeyim. Hatta yani dövize yatırım yapanları siz çok yanlış yapıyorsunuz, döviz düşecek, perişan olacaksınız diye uyarmışlardı. Ama baktık ki öyle olmamış yani. Döviz artınca otomatikman ne oluyor? Bütün fiyatlar da artıyor. Tabii burada şimdi sanki bu işlerin hiç sorumlusu yok. Yani bunlar hep dış güçlerin sorumluluğunda. Halbuki tercih edilen politikalardan dolayı böyle. Yani bugünkü ekonomik sistem liberal, efendim söyleyeyim, ekonomik sistem. İşte neoliberalizm denilen bir sistem uygulanıyor. Bugün mesela bakıyorsun, gerek iktidardaki parti, AK Parti, ve muhalefetteki partilere bakıyorsun veya işte hani yeni kurulan partilerin çözüm önerilerine bakıyorsun ekonomide. Hani şunu herkes diyor, yoksulluk var, bundan kurtulmak lazım diyor ama ortaya koydukları çözüm önerisine bakıyorsun, ne var bunda? Yine aynı, yani kapitalist liberal ekonomik sistem içerisinde, kapitalizmin işte bugünkü modern ismiyle beraber bu sistem içerisinde çözüm arayışları var. Daha düşük faizli borç alacağız. Yani işte, ama alamıyorsun, öyle bir şey yok. Mesela yani bugün çok mesela, çözüm önerisi olarak sunulan cümleler tabii, içerisinde tabii. Söylenen cümle bu. Yani mesela 2005 ile 2020 arasında 16 yılda iç ve dışta toplam
efendim söyleyeyim, ödediğimiz şey 2 trilyon dolar. Çok büyük bir rakam. Yani bu mesela bunun mesela bir bakıyorsun iç borçlanma o dönem içerisinde 1.7 trilyon ana para 743 milyar dolar da tabii dolar bazında dolar da bunun faizi toplamda yani bu süre içerisinde bakıyorsun iç borç 2.4 trilyon. Dış borç efendim yaklaşık bir ne kadar dış borç 68 milyar dolar faizi var. 117 milyar da ana parası yani 184 milyar 200 milyar dolar. Yani toplam 2 trilyon dolarlık bir iç ve dış borcu ödemiş mesela bu ülke. Bunun hemen hemen yarısı faiz. Yani yaklaşık yarısı faiz iç ve dış borç. Şimdi bakıyorsun mesela bu iç ve dış borçlanmaya bakıyorsun. 2020 yılda bir önceki yıla göre uçmuş gitmiş. Ve özellikle iç borçlanma çok ciddi manada artmış yani. Daha önce hiç 200 milyar doları geçmiyordu. Şimdi mesela 218 milyar dolar ana para ve 96 milyar dolar da faiz olmak üzere toplam 314 milyar dolar bir yıllık para 2020 yılında. Sadece bu yıl için. Evet. Ödemişiz yani. Geçtiğimiz yıl, 2020 yılda. 2000, yani ondan önceki 2019'da ve ondan önceki yıllarda yani 200 milyara hiç yani o civarda yani yaklaşıyordu falan ama 200 milyarı aşmamıştı yani. İşte bu sefer aştı iç borç. Dış borç da efendim söyleyeyim o da zaten geçti gitti. Yani toplamda piyasalardaki bu şeye baktığımız zaman hareketliliğe baktığımız zaman devletin tercih ettiği ekonomik sistem milleti daha da yoksullaştırmaya yönelik bir sistem. Bunu İktidar Partisi de bunu tercih etmiş. Efendim söyleyeyim gelen mesela gelecek olan veya muhalefet denilen partiler de bunu tercih etmiş. Dolayısıyla bu sistem içerisinde bu milletin yüzünün gülmesi mümkün değil. Peki çözüm var mı diye sormak lazım. Yani hani bu bir çözüm var mı diye sorduğumuz zaman elbette ki var diyorum ben de. Ya çözüme doğru geçeceğiz. Ben şunu da eklemek istiyorum. Onu da açmanızı istiyorum. Şimdi dediğiniz makroekonomik veriler vatandaş tarafından hiç algılanmadı bugüne kadar. Şu günlerde ise baktığınızda pazara gittiğinde mandalina alacak benim Ayşe teyzem, Ali dayım. Baktığında lan bu zamanı gelmiş bu meyvenin 5 liradan alıyor bunu. Alamıyor daha doğrusu. Veya işte marul alacak ne bileyim kış sebzesi alacak. Bakıyor ki kış sebzesi zamanı gelmiş ama yemeklik yapacağı bir sebzeyi alamıyor. Veya markete gidiyor. Marketi dolaşıyor sadece. Birkaç ufak şey alıp çıkabiliyor ancak. Yani dolayısıyla kendinde hissetmeye başladı. Ama işin ilginci bu aynı bu pahalılığı yaşayan insanlar bundan şikayet etmeye kalkıştığında mesela işte hocalara televizyonda canlı bağlanıyor veya işte etrafındaki hocalara veya işte sorumlu profesörlere, doçentlere sorduğunda iktisatçılara ya sorduğunda yani ilginç cevaplar alıyor. Yani çoğunlukla o başta söylediğiniz bir hadis var Peygamber Efendimizin buyurduğu işte bir vadi altını varsa bu zenginler için şimdi bu insan fakir, bu insan bir dilim ekmeğe muhtaç şekilde yaşarken bunun şikayetini yapıyor veya ne yapması gerektiğini danışıyor. Ama hayır sanki dinimizin bu bir emriymişçesine bir muamele, bir karşılık görüyor. Ya bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani dinimiz gerçekten bunu mu emrediyor bize? Yani oturun aşağı, sakın ha boş ver, açsan açsın, kaderin yaşa. Bu mudur yani? Yani öyle bir şey yok. Dinimizde öyle bir şey yok. Yani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ha efendim öyle dönemler gelir ki gerçekten bazı zor dönemler olur. O dönemler de geçici dönemlerdir ama esasında yani insanlar için geçici dönemlerdir. Allah'ın kullarından istediği şey bu dünyada şerefiyle yaşayacağı bir hayat standardı içerisinde kulluk vazifesini yerine getirmektir ve Cenab-ı Hak da bunun şartlarını ortaya koymuştur. Onun için
Mesela yani baktığınız zaman mesela bugün Batı düşüncesinde, kapitalist sömürü düzeninde hedeflenen şey kaynaklar sınırlı. Bunun yanında ihtiyaçlarsa sınırsızdır. Halbuki gerçek olan şey Cenab-ı Hakk'ın kullarına sunmuş olduğu kaynaklar sınırsızdır. Ama insanların ihtiyacı olan şey de sınırlıdır. Dolayısıyla bakış açısı burada çok önemli. Şimdi insanlarımız mesela bakıyorsun bugün bizim geçen de videoda izledim. Bir tane tornacı bir vatandaş işte devleti olan borcundan dolayı işte veya işte yani vergi borcu falan filan değişik borçlarından dolayı tabii ödeyemiyor. Ve bunun tornasını elinden alıyorlar. Adamın elleri kapkara. Başka bir geçimi yok. Dükkan tornacı dükkanı. O torna tezgahı işlerse kendisi geçinecek, borcunu ödeyebilecek, şerefini, namusunu, ailesini koruyabilecek. Açık, aşikar, gizli saklı bir şey yok yani. Torna makinesi önünde. Sen gelip bu tornayı, efendim bu torna makinesi hacizle beraber alıyorsun ondan. Alıyorsun evet. Ve adama diyorsun ki borcunu öde. Lan neyle ödeyecek bu adam borcunu ya? Ya böyle büyük bir zulüm olur mu? Evet. Ve insanlar bir bakıyorsun mesela işte çocuğu işte baba bana mont al, şunu al, bunu al veya işte yiyecek bir şey al dediği zaman bunu yapamayan babanın intihar ettiğini biz görüyoruz ülkemizde. Öyle bir tane iki tane değil. Veya geçim sıkıntısından dolayı ailesini geçindiremeyen bir insan efendim mesela bir bakıyorsun hanımını çocuğunu falan cinnet geçirip öldürüyor. Bunlar çok sayıda arttı değil mi ülkemizde? Evet, yani çok ciddi rakamlar var yani burada. Şimdi sen insanlara gelip böyle bana ne? Sen bu vazifeyi yapmak zorundasın bir devlet diyemez. Devlet insanların şerefini, namusunu, varlığını ve onun şerefiyle yaşayacağı hayat standartını ona sunmakla mükellef olan bir aygıttır, bir sistemdir yani. Yoksa devletin varlığının bir gereği yok. Hatta Türk geleneğinde mesela bir bey, bir efendim işte o Hakan, Han neyse o dönemde eğer tebasını geçindiremiyorsa sizin benden ayrılma hakkınız vardır diye Türk töresinde gidin başka han bulun. Bulun kendinize. Yani böyledir yani bu. Evet. Şimdi sen tabii yani modern devlet düzeninde sen ne yapman yere lazım? Yere gitmene gerek yok. Biz burada öyle bir çözüm bulmalıyız ki bu çözümle beraber halkımızın, vatandaşımızın şerefiyle yaşayacağı bir hayat standartını ona sunmalıyız ve bu da ancak ve ancak insan merkezli bir bakışla beraber gelecek. Evet, o zaman siz başlarda çok güzel izah ettiniz aslında vurgu yapalım diye ben buraya tekrar çektim cümleleri. Tercihler çok değerli o zaman. Tabii. Yani Türk halkı kendi Tabii. tercihini kendi yapmıştır. Tabii. Yani şu yaşadığı evet Allah'ın emrettiği ona bir kural değildir, dini bir vecibe değildir. Bundan kurtulmasının yolu da çok kolaydır, çok nettir. Tercihlerini değiştirecektir. Dini bu konuda kullanmak çok büyük bir vebaldir aslında. Yani böyle bir şey olamaz. Yani din insanlar mesela bunlar aslında sonradan dinimize sokulmuş safsatalardan başka bir şey değil. Eğer sultan zalimse bile ona itaat etmek efendimizin vaciptir. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ölçü ne Kur'an'da ne peygamberimizde böyle bir şey yok. Niye böyle zalim adama ben niye itaat edeceğim canım? Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Yani bu insanları sömürmek ve kullanmak için uydurulmuş yanlış olan şeylerdir. Yani fetva adı altında veya hatta işte bunlar bazı uydurma hadislere efendim evet. Onlara diyelim delil gösteriyor falan. Böyle bir şey Allah böyle bir şey kullarına murad eder mi ya? Evet. O zaman Allah adili mutlaktır yani. Aminna. O zaman çözüme gelelim. Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Elbette ki efendim her insanın illa gelir seviyesi aynı olacak diye bir şey yok. Ama her insanın şerefiyle yaşayacağı bir hayat standardını elde etme hakkı onun ana sütü gibi ona helaldir ve böyle bir düzen olması lazım. İşte buna Allah'ın da istediği budur yani. Buna aslında güzel isim vermişler ama ismin gereğini yaşatmıyorlar. Asgari ücret demişler işte. Evet. Asgari geçim standardı. Ama asgari geçimi sağlayacak bir standart sağlayamayan bir rakamlarla i̇şte devam ediyor. Mesela Hüseyin Başbey, evet. Ben Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, hani bunu çok güzel izah evet. etti kendisi. Asgari ücret dediğiniz gibi yani asgari, yani asgari geçim. Yani öyle bir şey Şerefim ki benim sosyal olarak ihtiyaçlarımın görüldüğü
bir geçim olması lazım. Yani öyle bir fiyat bana belirleyecek. Ey devlet, sen öyle bir fiyat belirlemen lazım bana ki benim asgari sosyal ihtiyaçlarımın görüldüğü bir fiyat olması lazım. Barınacağım, yeterli besleneceğim. Tabii. Yani barınma, efendim beslenme, işte eğitim hakkını elde etme, sağlık hakkını elde etme. Hatta ve hatta tatil kültürel insanca imkanlar. Tatil, kültürel ihtiyaçlarımı elde edeceğim bir hayat standardı. Ve bunu da Türkiye İstatistik Kurumu'nun bununla ilgili her ay bir açıklaması var. Yaklaşık 10 bin lira civarında bu. Yani o hayat standardı. Yani yoksulluk insan, sınırı diyorlar. Yoksulluk sınırı diyorlar şimdi ona ama esasında o hani asgari ücret var ya, esasında bu o olması lazım. O yoksulluk sınırı. Yani yani o oradan aşağı düştü ama yokluğa düşüyorsun artık. Bir devletin vatandaşı yokluğa düşmeyecek. Eğer yokluğa düşecek miyiz? O zaman hep beraber düşeceğiz. Sen bir yerde ağa paşa gibi sırça köşlerde yaşarken efendim devletten itibar olmaz, devletin gücüne, öyle bir şey yok. Devletin itibarı vatandaşın itibarıdır. Vatandaşın şerefidir, vatandaşın zenginliğidir. Vatandaş ne kadar zengin olursa, geçimi ne kadar rahat olursa o vatandaş daha üretken olur. Ülkesine, milletine, kendine ve ülkesine faydası olur. Ama yok, belli insanlar sırça köşlerde oturacaklar. Orada efendim söyleyeyim ağa paşa yaşayacaklar. Hanları, hamamları olacaklar. Yedi göbek ötesinde bir bakıyorsun birisini bir yere atıyorlar mesela bugünkü düzende. Bu iktidarda çok rastlıyoruz bunlara. Bakıyorsun adam mesela 3 yerden, 5 yerden, 6 yerden maaş alıyor. Onunla da kalmıyor. Hanımını, çocuğunu, emmisini, memmisini ne bulursa işe yerleştiriyor. Bakıyorsun adam bir yere rektör. Yani hani gizli saklı değil. Aynı üniversitenin içerisinde bütün idari birimlere aynı soyattan insanlarla. Nasıl bir şeydir? Bunlar ne kadar zekidir? Ne kadar efendim söyleyeyim üstün insanlardır? Hemen böyle sınavlara giriyorlar. Tak 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 tak. Aynı onun akrabaları orada kazanıyor. O rektör oraya geldikten sonra. Veya o efendim söyleyeyim işte amir oraya atandıktan sonra. Veya o belediye başkanı orada seçimi kazandıktan sonra bakıyorsun ki 7 göbek sülalesi hep orada. Ya böyle bir şey olur mu? Bunu ne Allah ister, ne kul ister, ne insanlık ister, böyle bir şey yok. Ha ama işte dediğimiz gibi bizim kaderimizi biz kendi tercihlerimizle beraber oluşturuyoruz maalesef. Evet. Bu kadar şey anlattık. Çözümsüz müyüz değerli hocam? Çözüm evet. İçin ne söylersiniz? Aslında sadede gelmek diye bir ifade vardır. Gerçekten hasretle bunu bekliyor halkımız aslında. Yani çözümsüz aslında müyüz? Aslında halkımızın hocam? Hasretle beklediği ve istediği, özlediği şeyi Profesör Doktor Haydarbaş hocamız, efendimizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Profesör Doktor Haydarbaş hocamız bu asırda, bu dönemin şartlarına uygun şekilde hem kendi milletimizin hem de bütün insanlığın müreffeh bir yaşam içerisinde olacağı bir modeli ortaya koydu. O da şu milli ekonomi modeli dediğimiz şu eser. Bu bir eser ama bunu hocamız yazdıktan sonra 2004'ten sonra 2006'dan itibaren Rusya mesela gelmiş, takip etmiş, uluslararası efendime söyleyeyim bütün konferansları takip etmiş ve profesörlerini Profesör Doktor Haydarbaş hocamıza göndermiş. Onlar fikir tatilinde bulunmuş ve almış, ülkesine uygulamış. Yani kitap satırları arasında kalmış bir şey değil. Tabii. Uygulanmış yani. Burada hem milli ekonomi modelinin ne olduğu anlatılıyor. Bir de onun uygulaması olan sosyal devlet anlayışı var. Hem de dünya çapındaki profesörlerin, bak burada grafiklerde bilmem neler, hep bunlar anlatılıyor. Yani sadece teoride kalmıyor. Bugün dünyada milli para ifadesi mesela en çok konuşulan şey oldu. Ülkemizde de çok konuşuldu. Hala gündemde olan bir şey mesela. Çok basit buradan bir şey söyleyeyim size. Para. Evet, para. Para mesela, tabii Profesör Doktor Haydarbaş hocamız bu milli ekonomi modeldeki temel argüman şudur. Kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlı. Bununla hareketle beraber bakış açısı bu. Kapitalizmde ise kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Dolayısıyla bu sınırlı olan kaynaklara ulaşmak adına bazı şeylerden vazgeçmek lazım. Bu bazı şeyler dediği de diğer insanların yaşam hakları. Onları erteleyeceksin. Mutlu bir azınlık onlara parayı elde tutacak. Halbuki Profesör Doktor Haydarbaş hocamız paraya getirdiği tanım şudur. Para
üretim ve yani üretim, üretilen şeyin karşılığıdır. Yani iş ve üretimin karşılığı. Bir yerde bir emek ve üretimin karşılığı. Bir yerde bir emek varsa, bir üretim varsa bunun karşılığında bir paranın piyasada olması lazım. Bunu da mesela şu modelle anlatırdı hocamız Profesör Doktor Haydar Başça çok basit bir şekilde. İşte bir çuval mısır. Aldığımız zaman bunu 1000 liraya piyasada 1000 liramız var demektir. Bu bir çuval mısırı tarlaya ektiğimiz zaman atıyorum en az 10 çuval mısır elde edeceğiz. Ama halbuki piyasada bir çuval mısırlık para var. E peki diğer 9 çuvalı, 10 çuvalı alabilmek için ne yapmamız lazım? O zaman işte devletin burada gerekli olan parayı piyasaya sürmesi lazım. Onun için mesela ne diyor mesela milli ekonomi modelde? İşte Profesör Doktor Haydar Baş hocamız, onun kadrosu, onun kurduğu parti Bağımsız Türkiye Partisi ve onun şu andaki genel başkanı Sayın Hüseyin Baş, milli ekonomi modeliyle beraber halkımızın bu yoksulluktan kurtulmasının formülünü ortaya koyan tek alternatiftir Bağımsız Türkiye Partisi. Aslında dünya içinde ve, böyle sadece tabii, ülkemiz için. Bağımsız Türkiye Partisi ve onun ortaya koymuş olduğu, savunduğu milli ekonomi modeli. Ve bundan dolayı zaten dünya mesela dünya ülkeleri ve hatta pandemi döneminde Avrupa bile onun bu şeylerini uyguluyor. Yani çözüm önerilerini uyguluyor. Milli ekonomi modelinin gereklerini yerine getiriyor. Para basılıyor. Amerika para basıyor. Efendim Müslüm, senyoraj hakkını kullanıyor. Avrupa para basıyor. Diğer ülkeler para basıyor ve milli paraları ticarette kullanmak istiyorlar. Mesela bugün mesela buradan geçen hafta sanıyorum Japonya'da emisyonu arttırmak adına her 18 yaş altı Japon vatandaşlarına yaklaşık 8 bin dolarlık bir ödeme yapmayı devlet taahhüt ediyor. Bunu yürürlüğe koydu. Niye? Çünkü ben vatandaşım, o tüketen kesime ben bu parayı verirsem o da mesela diyelim dünya devi Japon yani teknolojide üretmiş. Yani her an hani bir fikrim geldi misali. Yeni yeni şeyler, robotlar şunlar tamam ürettin ama ne olacak bunlar kardeşim? Kim alacak bunu? Bunu almak için para lazım. Ha o zaman ben vatandaşıma para vereyim diyor. İşte aynı bunun gibi ülkemizde milli ekonomi modeliyle beraber Bağımsız Türkiye Partisi'nin ortaya koymuş olduğu o ekonomik Profesör Doktor Haydar Başçamız o ekonomik anlayışında bir vatandaşlık maaşı, ev hanımı maaşı, efendim söyleyeyim ondan sonra sıfır faizli krediler, evlilik kredisi, ev kredisi, araç kredisi, iş kredisi, tarım kredisi, tarımın ve sanayinin sübvanse edilmesi devlet tarafından. Halkın sübvanse edilmesi. Mesela nedir bu? İşte asgari ücretin 10 bin lira nasıl ödenecek? Ya burada bir sübvanse denilen bir şey var. Yani destek. Devlet şunu yapacak. Sen bugün mesela sigortanla beraber bir işçiye 4 bin lira mı ödüyorsun? İşte asgari ücreti ve şusu busu vergisi falan sigorta. 4 bin lira mı ödüyorsun? Sen yine 4 bin liranı ödeyeceksin kardeşim. Veya 3 bin liranı ödeyeceksin. Geri kalan 7 bin lirayı ben devlet olarak sübvanse edeceğim, ben vereceğim bunu. Zaten vergi de alınmayacak. Gelirin altındaki insanlardan. Belli bir gelirin altından vergi almayacağım. Hani hep sürekli söylerler işte hani asgari ücretinden vergi alınmasın diye. Mesela Genel Başkan Hüseyin Baş Bey bir şeyse ÖTV'yi ben kaldıracağım. Nasıl kaldıracak? Ya bir çözüm önerisi ortaya koyuyor. Bizim maden varlıklarımız var. En büyük aslında gelir kaynağımız tüketimdir. Madenini çıkarmamış birkaç ülkeden biriyiz. Yani duruyor madenler. Artık çıkarılanları da yabancılara peşkeş çeken yabancılar bir ülke haline geliyor. Toprağıyla götürüyorlar. Tabii toprağıyla götürüyorlar. Dolayısıyla bu varlığı elde etmek için biz bir tercih yapacağız. Mevcutu mu devam ettirelim yoksa ben sana şerefinle yaşayacağım bir hayat standardını sunacağım. Ben bunu dünyada ispat ettim. Rusya, Çin, Hindistan, Avrupa bugün bunu uyguluyor. İşte en son Japonya'nın verdiği örneği yaptığı işi örnek olarak gösteriyoruz. Ya bir Avrupa'da çalışan bir adam 3000 euro aldığı zaman senin 30 küsür bin lirana tekabül ediyor değil mi? Evet. 3000 lira yani adamın 3000 lirası. Ben bir gün hatta biz bundan 2 yaz önce hani dolar böyle bir fırladı. Arap turistler vardı bizim işte şeyimizdi. Senin müşterilerimiz. Pazartesi falan gidecekti. Geldi. Mutlu. Dedim hayırdır ne oldu? Oo dedi. Dolar. Cebini gözüyor. Para arttı. Arttı para. Adam seviniyor. Ağlanacak ya 10 lira lan gelmiş adam. Birdenbire cebindeki para olmuş 20 lira.
Yani 10 bin lirası, 30 bin lirası olan adam 60 bin lira olmuş. Ne yapacak para adam? Mazara getirecek hali yok. Harca. Ya şimdi buna Avrupalı, buna layık. Efendim söyleyeyim, elin diyelim yavru buna layık. Ben layık değilim. Gerçek hani ülkenin gerçek problemi bu, bu tür geçim sorunlarından kurtulmakla ilgilidir. Yani hani beka problemi deniyor ya. Esas beka problemi bu ekonomik sıkıntıdır işte. Yani geçmişte örnekler verdik Osmanlı evet. durumunda. Aynı duruma bizi düşürmeye çalışıyorlar. Düşürmeye çalışıyorlar. İşte biz güçlüyüz, düşmeyiz. Osmanlı da aynı şeyi diyordu ama düştü. Altı düşmemenin yolu düştü. Bu milli ekonomi modeli tercih edip uygulamaktan evet. geçiyor. Ha evet. mevcut partileri gene tercih edeceğiz. Bundan farklı bir şey elde etmeyeceğiz. Evet. Geçmişte bunları gördük. Çünkü ya bunlar illa kötüdür diye de demiyorum Murat Bey. Bak şu çok önemli. Yani vatandaşımız diyor, yani illa A partisi, B partisi, şu parti kötü. Kötü iyi o mesele değil. Adamın çıkış yolu kapitalizm ve onun gerekleri olduğu için. Bir örneklerini böyle bir vaktimiz de doldu ama bir iki cümleyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Mesela hemen bakıyorsun işte hani örneği verirdik esne. Derviş diye bir adam geldi mesela. Kemal Derviş. 15 günde 15 yasa. Yani çıkarttıkları yasalara bakıyorsun. Hep kendi paralarını nasıl garantiye alırım? Yani vatandaş önemli değil. Yani o kendi paraları, dışarıdan gelen para, o elde edilen şeyler nasıl garanti altına alınabilir? Bunun üzerine. Yoksa vatandaş aç kalmış, sefil kalmış hiç önemli değil. Ve nitekim zaten bunun için çıkan yasalara bakıyorsun. Hani aslında bir devlet ne yapması lazım? Kendi eğer devletin içinde bir üretim varsa o üretimi koruyan, kollayan kanunlar ve vergiler koyması lazım. Eğer dışarıdan geliyorsa aynı üretim, şunu mesela ben burada üretiyorsam bunun burada satılması için, kendi yerli üretimin satılması için dışarıdan gelen üretime bunun muadili olan mala vergi koyayım. Ama bizde öyle değil. Dışarıdan gelen mala sıfır gümrük. Ondan sonra içeride niye biz montaj sanayine geçtik? Yerli milli. Nasıl yerli milli? Böyle değil. Yerli ve milli olabilmenin tek yolu Bağımsız Türkiye Partisi'nin ortaya koymuş olduğu milli ekonomi modeli uygulamaktan geçiyor. Onun için bizim yoksulluk kaderimiz midir? El cevap kaderimiz değildir. Ama bu kaderi biz kendi tercihlerimizle beraber yazıyoruz. Tercihimizdir. Biz bu kaderi kendi tercihimizle... Ha bu millet eğer milli ekonomi modeli ortaya koyan Bağımsız Türkiye Partisi ve onun kadrolarını seçerse içinde bulunduğu bu varlığımız da var bizim. İçinde bulunduğu bu yoksulluktan kurtulur. Ama yok. Mevcudu seçerse, yani mevcut kapitalist ekonomik sistemi uygulayacak olan partileri seçerlerse çözüm yok. Son bir söz şu. Mısır'da vakti zamanında kıtlık olacağı öngörüldü ve bundan nasıl kurtuluruz diye bir şey yapıldı ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara nasıl kurtulacaklarının yolunu gösterdi ve bir çıkış yolu buldular ve diğer devletler o fakr-ı zarureti yaşarken onlar yaşamadılar, hatta diğer dünya milletlerine de destek oldular. Aynı şeyi bugün Türkiye'de yapabilir ama bunun yolu vatandaşın tercihinden geçiyor. Evet. Bağımsız Türkiye Partisi ve onun kadrolarını seçmekten geçiyor. Ve bu manada da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ın çok güzel sosyal medyada olsun, işte yaygın medyada olsun konuşmaları var, görüşmeleri var. Bunları takip ederek bu kadronun içinde olmaktan geçer diye düşünüyorum. Ve yoksulluk evet bizim kaderimiz değil ama tercihimiz olmasın diyorum ben insanlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz Hamza Ömer Turan Bey. Haftaya yine aynı programda beraber olmak dileğiyle diyorum. İnşallah. Peki bugünlük programımız şimdilik burada sona erdi sevgili seyirciler. Bir başka programda tekrar beraber olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.